Asa Radyo olarak spor servisi yayınlarımıza başlıyoruz. Bu ilk yayının önceliği olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu veriyoruz arkadaşlar. Bu skoru nereden aldık? Hangi tahminleri yürüterek yaptık? Bunun hakkında çok konuşmayacağız ama %70'lik ihtimalle olası bir skoru sizinle birlikte paylaşacağız. Ve duyacağınız skor biraz sizin için sürpriz olabilecek. Öncesinde Beşiktaş-Trabzonspor maçını konuşacağız. Tüm Galatasaraylılar tabii ki bu maçta Beşiktaş'ı desteklerken Fenerbahçeliler için durum çok da fark yaratmıyor. Beşiktaş da yense, Trabzon da yense onlar biraz şampiyonluktan uzak kaldıkları için tek temennileri bu akşam Galatasaray'ı, yarın akşam Galatasaray'ı yenmek, şampiyon olamasalar da Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini devam ettirmek. Ama ve lakin tabii ki Beşiktaş ve Trabzon maçı berabere kalırsa yine Fenerbahçeliler için iyi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Futbol yorumcularının, ünlü futbol yorumcularının açıklamalarına baktığımız zaman Galatasaray bu sene Kadıköy'de galibiyete yakın olan taraf gözüküyor. Ahmet Çakar o sene bu sene dedi. O sene bu sene değil diyen yorumcularımız da çıktı. Fenerbahçe'nin daha kötü olduğu sezonlar da oldu. Galatasaray'ın kadrosunun daha iyi olduğu sezonlar da oldu. Ama 21 senedir Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi hala yenemiyor. Bu hafta sonundaki pazar akşamı 19'da yapılacak olan maçta biz Asar Radyo Spor ekibi olarak da Galatasaray'ın bu 21 senelik seriyi sonlandıracağını düşünüyoruz. Skorumuz da Fenerbahçe 1, Galatasaray 3 arkadaşlar. %70 tutma olasılığı veriyoruz bu skora. Galatasaray yenilmez. Bu %95 gelme olasılığı olan bir seçenek diyelim. Bahisle ilgili çok konuşmak istemiyoruz. Bunlar bahis yapılsın diye söylediğimiz rakamlar, taraflar değil. Falcao mu Adem Büyük mü? Taraftar %51 Adem Büyük, %49 Falcao dedi. Bizim de tahminimiz maça Adem Büyük'le başlayacak Fatih Terim. Sonrasında 60. dakikadan sonra Falcao'yu Adem Büyük'ün yerine oyuna alacak. Lemina %100 oynamayacak denmişti. Fakat geçen süre itibariyle Lemina şu an %90 oynayacak kıvama geldiği söyleniyor. İlk 11'de başlamasa bile sonradan yine Lemina ikinci yarının başında oyuna girebilir. Seri Galatasaraylıları korkutan bir oyuncu. O yüzden Lemina'nın Galatasaray'ın kadrosunda olması, ilk 11'inde olması çok önemli. Çünkü Lemina bireysel top kayıplarını telafi etmeye çalışan, pres yapan bir oyuncu. Seri ve Berhan da oynarsa Lemina yanlarında şart. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlk Asar Radyo Spor kanalını beğendiyseniz devamı gelsin. İsterseniz like ve yorumlarınızı bekliyoruz.